Son şampiyon Beşiktaş gelecek sezon kim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Üç kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket ediliyor. Transfer listesine yeni isimler eklendi, işte o isimler. Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, üç kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler. Raşit Gezal. İsmi uzun bir süre Galatasaray'la alınan Raşit Gezal'la her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Raşit Gezal'ın da imza sağ meselesi. Mert Günok. Beşiktaş kaleci arayışlarını sürdürürken Başakşehir'in A milli takım kalecisi Mert Günok'la yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. Siyah beyazların 32 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisiyle bu hafta son kez görüşüp transfere son noktayı koyması bekleniyor. Siyah beyaz yönetiminin önüne menajerler aracılığıyla flaş bir isim geldi. Daha önce Galatasaray'da da forma giyen Emre Mor, Beşiktaş'a teklif edilirken teknik direktör Sergen Yalçın oyuncuyu veto etti. Levent Mercan, transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı. Orta sahada oynayan Levent Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor. Diego Costa, İtalyan gazeteci Nicola Sarri'nin iddiasına göre Beşiktaş, Diego Costa teklifini yükseltti. Bu transferde güçlü rakipleri olduğu söylenen siyah beyazlar, yıllık 3 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Uruguaylı stoper Diego Godin'i gündemine aldı. İtalyan basınına göre Godin kariyerine Cagliari'de devam etmek istiyor. Bu transferin netleşmesi için siyah beyaz yönetimin önümüzdeki hafta yapacağı görüşmelerin önemli olduğu kaydedildi. Alex Teixeira, Kartal yeni 10 numarasına kavuşmak üzere. Beşiktaş'ın en genç çarşamba gününe kadar Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a getirmek istediği öğrenildi. Teixeira'nın Brezilya'dan geldiği için 7 gün boyunca Türkiye'de karantinada kalacağı ifade edildi. Luc de Jong, İspanyol basını Sevilla kulübünün oyuncudan zarar etmek istemediğini ve bu nedenle istediği en düşük rakamın 6 milyon euro olacağını yazdı. Luc de Jong'un halen Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşuluyor. Beşiktaş satın alma opsiyonuyla kiralama üzerinde duruyor.